Değerli izleyicilerimiz Almanya'da müjde olarak açıklanan bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere şu anda Almanya başta olmak üzere dünyanın hemen hemen her noktasında ciddi anlamda sıkıntılar var. Koronavirüs insanlığı esir almaya devam ediyor. Hastaneler doluyor pek çok yerde vaka sayısı artmaya devam ediyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre sadece Avrupa kıtasında Mart 2022 yani gelecek yılın Mart ayına kadar 2.2 milyon insanın hayatını koronavirüse bağlı olarak kaybetmesi bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz insan olduğunun önüne birer kurtarıcı olarak sunulan aşılarla ilgili bir gelişme var. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde akademisyenler tarafından geliştirilen COVAX bir aşısından ilk sonuçlar açıklandı. Yapılan açıklamaya göre koronavirüse karşı özel olarak T hücreleri oluşturması için tasarlanan yeni aşı birinci deneme aşamasından başarıyla geçti. Sonuçlarına bakalım. Ne tür sonuçlar var? Deneme verilerine göre hali hazırda kullanımda olan aşılardan daha iyi bir bağışıklık tepkisi üretiyor. Bu yılın başında deneysel aşıyı olan 36 kişiden alınan birinci aşama deneme verileri aşının güvenli olduğunu ve güçlü bir bağışıklık tepkisi üretebileceğini ortaya koydu deniliyor. Bilim insanları aşının T hücresi tepkisinin SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra ve onaylanmış aşılarla aşılamadan sonra tespit edilen düzeyleri aştığını söyledi. Yani Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulmuş olduğu Biontech Moderna gibi aşılardan daha etkili bir aşı bulduklarını açıklıyorlar. Veriler, mideden tek doz şeklinde yapılan yeni aşının Pfizer Biontech aşısının 3.5 katı ve AstraZeneca aşısının 20 katı kadar T hücresi yani bağışıklık geliştiren hücreleri bu yeni aşının ürettiğini ifade ediyorlar. Araştırmacılar ayrıca aşı kaynaklı T hücresi tepkilerinin mevcut endişe verici SARS-CoV-2 varyantlarından etkilenmediğini belirtiyor. Umut verici sonuçlar elde eden denemeye katılan hiç kimsenin T hücre aşısı olmaları ardından geçen 3 ay içerisinde COVID-19'a Yakalanmadığı testlerinin pozitif çıkmadığı da belirtiliyor. Bu çalışma yapan ekip, aşının şu anda onaylanmış aşıların yanı sıra özellikle yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış olanlar için etkili bir tamamlayıcı aşı işlevi göreceğini öne sürüyor, iddia ediyor insanları enfeksiyonlara karşı koruyan, bağışıklık tepkisinin bir parçasını oluşturan T hücreleri genellikle antikorlarla birlikte çalışıyor. Ancak antikor seviyeleri genellikle zaman zaman azalır ve arttırılmaya ihtiyaç duyarken T hücreleri kan dolaşımında birkaç yıl kalabilir deniyor değerli izleyicilerimiz. Aşılardan elde edilen T hücreleri Seviyelerinin COVID'e karşı uzun vadeli koruma sağlamada anahtar olabileceğini de dikkat çeken bilim insanları bu aşının diğer aşılardan çok çok daha da koruyucu olacağını iddia ediyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz yapılan bu açıklama insanlığın önüne müjde olarak sunuldu. Ancak geçmişteki yani bu koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri çok müjdeler duyduk gördük. Hepsi müjdeydi, hepsi insanlığın hayatını kurtarıyordu ama yapılan bu açıklamadan sonra ben de doğal olarak aynı sizin gibi temkinli yaklaşıyorum. Her ne hikmetse bu koronavirüsle ilgili aşıyı bulduklarını iddia eden kişiler piyasaya sürmeden önce çıkıp böyle açıklamalar yapıyorlar. Piyasaya çıktıktan sonra bu aşılar çıkıp daha önce yapmış oldukları bu açıklamaları unutuyorlar. Mesela Profesör Doktor Uğur Şahin geçmişte şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki: "Bizim bulmuş olduğumuz bu sıvılar %95, %96 oranında koruma sağlıyor." Bu aşılarla ilgili devletlerle anlaşma yaptıktan sonra ve piyasaya sürdükten sonra ben hiçbir şekilde Profesör Doktor Uğur Şahin ya da saygıdeğer eşi Sayın Özlem Türeci'nin ağzından bizim aşılarımız şu kadar koruyor, bu kadar koruyor diye açıklama duymadım. Piyasaya sürdüler, anlaşmaları yaptılar, paraları aldılar. Şimdi çıkacak olan bu aşının insanlık için bir kurtuluş olmasını bu virüsün insanlığın yakasından artık düşmesi için bir vesile olmasını tabii ki isterim. Bunda bir problem yok. Bilim insanlarımıza inanmak istiyoruz, güvenmek istiyoruz. Ama perde arkasında başka oyunlar olduğu kokusu burnumuza gelince doğal olarak biz de rahatsız oluyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz. Önümüzdeki günlerde Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında vaka sayılarında patlamalar olacak. Dünya Sağlık Örgütü bunu söylüyor. Mart ayına kadar 2.2 milyon kişi sadece Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı olarak hayatını yitirecek. Yine Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Onu aktarıyorum ben size. Şimdi insanların sağlıklarıyla ilgili bu kadar hassas bir durum söz konusuyken alınan bu tedbirler, sıvılar vesaire daha koruyucu olması gerekmiyor muydu? Neden her şey başa dönüyor? Alınan bu kadar tedbire rağmen, bu kadar sıvılamaya rağmen rakamlara baktığımızda maalesef geçen yılın bu zamanından daha fazla ve daha hırçın bir şekilde vaka sayısı artıyor. Arkadaşlar, yoksa bir oyun mu oynanıyor? Perde arkasına saklanan bir şeyler mi var? Merak ediyorum. Sıvı dendi, Tamam. Kapanma dendi. Tamam. Maske dendi. Tamam. Mesafe dendi. Tamam. Ona tamam, buna tamam, her şeye tamam. Sorun yok. Yine tamam. Peki ne zamana kadar bu salgın devam edecek? Hayatımızın tam orta noktasında durmaya, kalmaya devam edecek. Bu açıklamaları yapan bilim insanlarının ben çıkıp bunun cevabını önce vermesi gerektiğine inanıyorum. Siyasetçilerin de aynı şekilde bu işin son durağının neresi olduğunu ve ne zamana kadar süreceğini de açıklamaları gerektiğine inanıyorum. Bugüne kadar bu krizi pek çok ülke yönetemedi. Başta Almanya'nın emekli başbakanı Merkel olmak üzere Bugün vaka sayıları 100 bine gidiyorsa Almanya'da Merkel'in koronavirüsü doğru düzgün bir şekilde yönettiğinden bahsedemeyiz. Bu krizi başarılı bir şekilde yönettiğinden bahsedemeyeceğimiz diğer bir isim de Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn. İkisi de sınıfta kaldılar, kırmızı kart gördüler. Merkel'in Almanya'ya büyük faydaları olmuştur. Ben onları konuşmuyorum. Ben burada koronavirüsü değerlendiriyorum. Gelinen noktada Değerli izleyicilerimiz, insan sağlığı birilerinin elinde oyuncak haline gelmiş vaziyette. Bir laf var ya, binlik alamete gidiyoruz kıyamete. O kadar alıştık ki, 65 bin vaka sayısı diyoruz, aman bir şey olmaz. 500 kişi öldü diyoruz, aman bir şey olmaz. Bu noktaya geldik. Alıştırdılar arkadaşlar ya. Düşünebiliyor musunuz? Her gün sadece 500 kişi koronavirüsten ölüyor. 500 tane eve, ocağa ateş düşüyor. Hayatını kaybeden Avrupa'da çok sayıda vatandaşımız var. Onların ocaklarına ateş düştü. Onların acısını bir tek onlar bilir, anlar. Hala çıkmışlar. Şöyle olacak, böyle olacak. Cukcuk'a devam ediyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Nereye kadar sizin tahminleriniz nedir? Bunun yanı sıra sizlerden diğer bir ricam da mutlaka videomuzu beğenmeniz ve kanalımıza mutlaka abone olmanız sizlerden haseten bunu rica ediyorum.